Biz bugün sizi havaalanında uğurlayamasak da, attığınız her golde, koştuğunuz tribünlerde olamasak da, elinizi kalbinize her koyduğunuzda, asla yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, üzerinizde ay yıldızlı forma olduğu sürece tüm Türkiye sizin. Çünkü biz kalbi hep birlikte atan bir ülkeyiz. Kalbimiz bir. Herkese merhaba sevgili futbol severler. Euro 2020'de milli takımımızda yer alan futbolcuları anlattığımız serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda size teknik ekibimizi tanıtan ve teknik direktör Şenol Güneş'in hayatını anlatan bir video hazırlamıştık. Şimdi de 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan kalecilerimizi tanıtalım dedik sizlere. O zaman gelin milli takımda yer alan kalecilerimizi daha yakından hep birlikte tanıyalım. Yaş sıralamasına göre en büyükten başlayarak tanıtmak istiyorum oyuncularımızı. O yüzden başlangıcı Mert Günok ile yapalım. Mert Günok 1989'da Karabük'te dünyaya geldi. Babası Mahir Günok, İstanbulspor ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda kalecilik yapmış bir isim. Yani kalecilik Mert Günok'ta baba mesleği. 5 Mart 2000 yılında Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Mert Günok, 12 Şubat 2001 tarihinde Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Fenerbahçe A takımına yükselen Mert Günok, çalışkanlığı ve yetenekleriyle antrenörlerin övgüyle bahsettiği bir isim oldu. Sarı lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydiğinde takımın başında Christoph Daum vardı. 2009-2010 sezonunda Antalya Spor ile oynanan kupa maçında kalede Mert Günok görev yapmış ve Türk futbol kamuoyu kendisini ilk olarak o maçta izleme fırsatı bulmuştu. Mert Günok ilk lig maçına da Antalya Spor önünde çıktı. 2010-11 sezonunun ilk maçında Akdeniz temsilcisi ile oynanan karşılaşmada Volkan Demirel'in sakatlanıp maça devam edememesinin ardından kaleye geçen Mert Günok başarılı bir performans ortaya koymuştu. 2015 yılında Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini yenilememesinin ardından Mert Günok 9 yaşında girdiği Fenerbahçe'den 26 yaşında ayrıldı ve Bursaspor'un yolunu tuttu. 2 sezon kaldığı Bursaspor'da gösterdiği başarılı performanstan sonra tekrar İstanbul'un yolunu tutan Mert Günok bu kez Başakşehir'in başarısı için kaleyi korumaya başladı. Lacivert turunculu ekipte 19 Ekim 2017'de Hoffenheim karşısında çıkan Günok kariyerini hala İstanbul ekibinde sürdürüyor. Milli takım kariyeri 7 Eylül 2014 yılında Türkiye U16 milli takımı ile başlayan Günok sırasıyla bir üst yaş kategorilerinin hepsinde görev aldı. A milli takım kadrosuna ilk kez 9 Şubat 2011 yılında Güney Kore'ye karşı oynanan hazırlık maçında kadroya çağrılan deneyimli eldiven milli takımla ilk maçına ise 24 Mayıs 2017 tarihinde Gürcistan ile deplasmanda oynanan maçta çıktı. Milli takımımızın 3-1 galip geldiği karşılaşmanın 62. dakikasında Cenk Gülen'in yerine oyuna dahil olan Günok ilk kez bir milli maçta kaleyi korumuş oluyordu. Tam 50 kez A milli takım kadrosuna çağrılan Mert Günok 22 karşılaşmada kaleyi koruyan isim oldu. Günok söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 19 gol gördü. Türk futbolunda kaleci yetiştirme anlamında müthiş bir dönemdeyiz. Ligimizde görev alan birçok genç ve kaliteli kaleci var. Bu furyanın başlangıç isimlerinden biri olan ve en dikkat çeken isimlerinden biri Uğurcan Çakır. Son dönemde altyapısından önemli isimleri futbolumuza kazandıran Trabzonspor'un bünyesinden çıkan en yetenekli isimlerden biri. Kendisi 5 Nisan 1996'da Antalya'da Mustafa ve Gülsüm Çakır çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol oynamaya babasının işleri nedeniyle taşındıkları İstanbul'da başladı. Ailecek sıkı Trabzonsporlu olduklarını söyleyen Uğurcan Çakır, 7 yaşında babasının ve amcasının Dudullu'da işlettikleri Trabzonspor Futbol Okulu'nda kaleci hariç her mevkide oynadığını belirtmiştir.
12 yaşında bir yıl Çekmeköy Spor'da santrofor olarak oynayan Çakır, 13 yaşında okul takımının kalecisi olmadığı ve kaleciliği çok sevdiği için okul takımında kaleci olarak oynamış, Çakır'ın kalecilik serüveni böylece başlamış oluyordu. Yaman Spor'a ilk gittiğinde sadece U13 takımında değil, kaleci olmaması nedeniyle U14 ve U15'te de kalecilik yapmıştır. 2011'de Kartal Spor'un seçmelerine katılan Uğurcan Çakır, seçmeleri kazanıp Kartal Spor'un kadrosuna katılmaya hak kazanmıştı. Ama onu bu gelişmeden daha çok sevindiren başka bir gelişme daha yaşanıyordu o sıralarda. Amcası ve Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hüseyin Tok birbirlerini tanıyan iki isim. Hüseyin Tok, Uğurcan Çakır'ın Kartal Spor'a seçildiğini öğrenince babası Mustafa Çakır'ı arayarak bir de Trabzonspor'a gönderelim, orada baksınlar diyor. Burada da kabul gören Uğurcan Çakır, hayallerimin takımı dediği Trabzonspor'a ilk adımını atmış oluyordu. Önce 1461 Trabzonspor'un U16 takımında, daha sonra Trabzonspor U17 takımıyla başarılı performans gösteren Uğurcan Çakır, 2014 yılında 17 yaşındayken Trabzonspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Kulübündeki başarılı performansıyla göz dolduran Çakır, Türkiye'nin en formda kalecilerinden biri ve transferde adı Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmakta. Milli takım kariyeri 13 Kasım 2014'te Türkiye U19 takımında başlayan Uğurcan Çakır, daha U20 ve U21 milli takımında da kalesini korudu. A milli takıma ilk kez çağrıldığında ise tarihler 22 Mart 2019'u gösteriyordu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluğu 2-0 yenen milli takımın kadrosunda yer alan Çakır, bu maçta forma giyme şansı bulamadı. Uğurcan Çakır, bu maçtan 2 ay sonra ilk kez bir milli maçta görev aldı. 30 Ağustos 2019'da Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta 90 dakika sahada kalan Çakır, A milli takımın kalesini ilk kez korumuş oldu. Uğurcan Çakır 24 Mart 2021'de Hollanda'ya karşı oynadığımız Dünya Kupası elemeleri maçında 21 yıl sonra bir ilke imza attı. Maçın 90+4. Dakikasında Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Çakır, 2000 yılından bu yana İtalyanların ünlü kalecisi Toldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Tabii bu istatistiğe seri penaltı atışları dahil değil. Tam 23 kez A milli takım kadrosuna çağrılan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmaların 8'inde görev aldı. Söz konusu maçların 3'ünde kalesini gole kapatan başarılı kaleci, kalesinde gördüğü 10 gole engel olamadı. Ayrıca Uğurcan Çakır 3 Haziran 2021'de Moldova ile oynanan hazırlık maçında Cengiz Ünder'in 77. dakikada attığı golün asistini yaptı. O zaman gelelim 2020 Avrupa Şampiyonası kadromuzda bulunan son kalecimiz Altay Bayındır'a. Genç ve yetenekli kaleci furyasının bir önemli ismi daha. 14 Nisan 1998 yılında Bayındır ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri spora meraklıydı. Birçok sporu denemişti ama o, kendimi en rahat hissettiğim futbol oldu dedi. Futbola her çocuk gibi o da mahallede arkadaşlarıyla oynayarak başladı. Futbol oynarken kaleci olmak gibi bir hedefi yoktu. Mahallede ve abisiyle beraber futbola başladığı Yol Spor'da genelde stoperde oynuyordu. Sadece okul takımında maçlar penaltıya kaldığı zaman uzun boyunun avantajı ile kaleyi diğer arkadaşlara göre daha rahat kapattığı için kalecilik yapıyordu. Stoper de oynuyor, uzun boyunun avantajı ile forvete çıktığında goller atıyordu. Bu şekilde oyunun içinde olmasının kendisine çok şey kattığını belirtiyor Bayındır. Kaleciliğe başlaması ise biraz ilginç. Yol Spor'da oynarken bir gün antrenmana kaleci gelmiyor. Hocası uzun boyundan dolayı Altay'ın kaleye geçmesini istiyor. O da kaleye geçiyor ve yaptığı başarılı kurtarışlarından sonra kalecilik hoşuna gidiyor. Ertesi gün bir daha kaleye geçiyor. Daha sonra kalecilerin kıyafetleri ve eldivenleri ilgisini çeken Altay, babasından ona eldiven almasını istiyor ve babası da oğlunun isteğini yerine getiriyor. Babasının getirdiği eldivenlerle vakit geçirdikten sonra kaleciliğe olan ilgisi iyice artan Altay Bayındır annesine soruyor. Anne, ben kaleci mi olayım yoksa oyuncu mu? Annesi ise oğluna kaleci ol, sen yaparsın diyor. Altay Bayındır o günden sonra idmanlarda kaleci antrenmanları yapmaya başlıyor. 2007'de Bursaspor altyapısına giren Altay Bayındır, daha sonra yaşadığı bazı anlaşmazlıklardan sonra futbola başladığı Yol Spor'a döndü. Daha sonra ise araba yatağı forması giymeye başlayan Altay Bayındır, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2013 yılında Ankara Gücü altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Ankara Gücü ile profesyonel sözleşme imzalayan Bayındır, İlk resmi maçına 2. Lig'de 24 Nisan 2016'da Amedspor karşısında çıktı. 2018-19 sezonu ile birlikte Süper Lig'e yükselen Ankara ekibiyle ilk Süper Lig maçına 30 Kasım 2018'de çıkmıştır.
8 Temmuz 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Bayındır, Fenerbahçe ile ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Sarı Lacivertli ekibin Gaziantep Futbol Kulübü'nü 5-0 yendikleri maçta çıkmıştır. Altay Bayındır'ın milli takım kariyeri 28 Ağustos 2014'te U17 milli takımın Yunanistan U17 takımı ile oynadığı maçta başlamıştır. Bayındır daha sonra sırasıyla U19, U20 ve U21 milli takımları ile maçlara çıkmıştır. İlk kez 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Andorra ile deplasmanda oynadığımız maçta A milli takım kadrosuna çağrılan Altay Bayındır bu karşılaşmada kaleye geçme şansı bulamadı. A milli formayı ilk kez sırtına geçirdiğinde tarih 27 Mayıs 2021'di. Azerbaycan ile oynadığımız hazırlık maçında milli takım kalesini ilk kez korumanın heyecanını yaşamıştı. 9 kez A milli takım kadrosuna çağrılan ve henüz sadece Azerbaycan ile oynanan karşılaşmada forma giymiş olan Altay Bayındır bu maçta kalesinde bir gol gördü. Milli takım kalecilerimize anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Kuşkumuz yok ki milli takım kalesini korumak görevi hangisine verilirse verilsin her biri bu işi layıkıyla yerine getirecektir. Dualarımız ve desteklerimiz onlarla. Hepsine gönülden başarılar diliyoruz. Biz yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.